Merhabalar, YouTube kanalıma hoş geldiniz. Rabbim cümlemize sağlık, sıhhat, afiyet, huzur versin inşallah. Evlerinize, hanelerinize bet bereket versin. Bu ara biraz ara verdim, YouTube'a işlerim vardı. İşlerimden dolayı birazcık ara verdim. Şimdi anda çok güzel bir modelle, yelek modeli, hırka modeli bir modelle geldim karşınıza ve şu şekilde çok güzel bir model hanımlar böyle yaprakları anlatıyor. Buğday başağını anlatıyor. Çok güzel bir model. Gördüğünüz gibi şöyle arka kısmı bu şekilde, ön yüzü bu şekilde. 7-7 hırkaya da şahane yakışacak bir model. Şöyle hemen sizlere ben sayısını vereyim. Şu artırmaları saymıyorum. 2 4 6, 8, 10, 12, 14, 16, 18, 19. Yani modelimiz 19 ilmeklerden oluşan model. Şimdi hemen 20 ilmekle 20-20 anlatımını yapacağım. Şöyle ilmeklerimi, bunu Süperlana Klasik'le yaptım. Bunu da şöyle hemen altın ilmek ipim var elimde, onunla yapacağım. Biraz daha kalın olacak. Şöyle 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. 20-20 ilmeklerimi atıp geliyorum. Şöyle 3 numara şiş kullanacağım hanımlar. İpim biraz kalın. Bunu 2,5 ile yaptım bu modelimi. Biraz aşağı az bir şey karanlık gibi geldi. Şöyle hemen birazcık daha tepeden vereyim. Ayarlamaya çalışıyorum şurada. Şimdi 5 kenarda 5 tane ters olarak ilmek attım. 2 3 4 5 kenara 5 tane bu şekilde ters ilmek attım ve tamamını haroşa yapacağım. Bir sıra haroşadan sonra modelimi 2 modellik bir ilmek attım. 40 ilmekle. Sıra başına kadar bu şekilde düzörüyorum hepsi tamamını. Bismillahirrahmanirrahim. Umarım videom nettir. Düz örüyorum tamamını. Bu yönünden de bir sıra daha düz yapıyorum. Düz örüyorum yani. Arka yönden de lastiklerimi bir ters bir düz yapacağım sıra sonunda. Öncelikle bir iki sıra örelim. Ondan sonra modelimizin kullanımına geçelim. Burada da şöyle 2 3 bir de kenar ilmeğimle beraber 4 5'li lastik getireceğim. Şu kenar ilmeğimi bu şekilde aldım. Buradan almayacağım bunu. Şuradan alacağım. Bakın buradan aldığımda şu lastik kısmı çok güzel duruyor gördüğünüz gibi. Sarkma olmuyor. Hemen düz olarak örüyorum. Ve 2 tane buraya ters yapıyorum. Bu lastiği koymamın sebebi sizin için de. Böyle iki hemen buraya lastik kondurdum. 4 5. Şunu da düz yapalım. Şunu da düz yapalım. Ondan sonra iki ters olarak devam edelim. 5 oldu. 2 tane ters. Başına şuraya bir tane düz örüyorum ve başına doluyorum. İkisini bir kesiyorum bakın. Şu pardon. Başına doluyorum, bir düz örüyorum. Bir düz ördüm, başına doladım, bir düz ördüm, başına doluyorum. İkisini bir kesiyorum. 1 2 3 4 5 5 ilmeğimi ördüm. Şimdi şu sondaki ilmeğimi şu tarafa
alıyorum. Üçünü bir kesim yapıyorum. Kestim. Bir, iki, üç, dört ilmek ördüm. Bakın ilmeğimizin şu tam orta kısmı burası. Dört ilmeğimi ördüm. Beşi şöyle çeviriyorum. Beşle altıyı buradan sağa doğru bir kesim yapıyorum. Kestim. Başına doladım. Bir düz. Başına doladım. Bir düz ördüm. Bir. İki ters ördüm. İki model arası. Şimdi bir düz örüyorum. Başına doladım. Bir düz örüyorum. Başına doladım. İki düzümü kestim. İki. Bir. İki. Üç. Dört. Beş düzümü ördüm. Şimdi şu ortadaki ilmeğimi bu tarafa alıyorum. Aldım. Şöyle üçünü bir kestim. Bir, iki, üç, dört. Ve bir ilmek buradan, şu, bakın burada kenarda lastik için ilmeğimi az bırakmıştım. Onun için tam denk gelmedi. Yani bir, iki, üç, dört. Dört. Ve 5. 1, 2, 3, 4, 5. Başına doladım. Bir düz ördüm. Başına doladım. Bir düz ördüm. Şimdi burada kesme işlemi yapmadım. Artırma işlemi yaptım. Tam tersi. Bir tersimi ördüm. İlmeğim yetmediği için burada. Şurada ilmeği saymadan, hesaplamadan yaptım. Lastik bırakmayacağım diye. Şimdi tamamı ters olacak. Bu tarafta bir işlem yok. Bu kenar tarafı da bu şekilde kesmeden modelinizi koyabilirsiniz. 20 ilmek üzerine. Bakın orta yerde iki tane düzümüz olacak. İki model arası olan. Tamamı bu tarafta ters. Bakın bir iki düzüme geldim. Örüyorum. Tamamı modelin ters. Bu tarafı hep böyle gidecek anılar. Tamam modelimizin ters. Sadece iki ilmeğimiz düz. Burada ilmeğiniz benim gibi eksik gelmemesi için 2-3 ilmek fazladan atın ki model kurarken o da size zorluk çıkarmasın. Arttırma işlemi yapmamış olursunuz. Burada 2 düzümü örüyorum. Kenarda bir düz bir ters devam ediyorum. Lastik için. Döndüm. Ön yüzünde kenar ilmeğimi örmeden aldım. Bunu buradan alıyorum. Bakın buradan değil. Buradan alıyorum. Buraya biraz kastırma yapıyor. Ön yüzünü. Bir ters, bir düz ve iki tersi örüyorum. Bir, iki düzüm oldu burada. Başına doladım. Bir orta çubuğumu ördüm. Başına doladım. Şimdi bakın bunu örmeden şunu ikisini bir burada ikisini bir örmüştük. Tekrar ikisini bir örüyoruz. Artırıp da. Bir, iki, üç örüyorum. Bakın bir, iki, üç, dört tane ve beş tane düzümüz vardı. Şimdi burada ortadan tekrar keseceğiz. Dört kalacak. Üçünü bir kestim. Şu kesme ilmeğimi de sayıyorum. Bir, iki, üç, dört tane kaldı. 1, 2, 3. Şimdi bununla bunu keseceğim. Nasıl keseceğiz? Şöyle ilmeklerimi yer değiştiriyorum. Sağ yöne doğru kesiyorum. Kestim. Başına doladım. Bir orta çubuğumu ördüm. Başına doladım.
Burada kesme işlemi yapmıyoruz. Çünkü eksilttiğimiz, şuradaki ortadaki eksilttiğimiz ilmeklerimizi buradan kenarlardan fazlalaştırıyoruz. Şimdi çeviriyorum bunları. Gördüğünüz gibi. Şu iki tersini yandan bunları örüyorum. İki düzüm ördüm. Başına doladım. Buradan kesme işlemi yapmıyoruz. Burada ilmeklerimizi şurada olduğu gibi çoğaltıyoruz. Başına doladım. Şimdi şu ilmekte bu ilmeği ikisini bir kesiyorum. 3-4 ilmeğimi ördüm kesme ilmeğimle. Ortadaki ilmeğimi öne aldım başa. Üçünü bir kapattım. Üç ilmeğimi ördüm. Şu ilmekte bu ilmeğimi de tekrar kapatıyorum. Başına doladım. Bir başına doladım. İki düzüm ördüm. Bir ters. Buraya bir ters getirdim. Bir ters de öbür taraftan gelirse arka kısımdan burada dikiş olur. Tamamı bu tarafta ters modelimizin. Şu iki tane düzümüz var orta kısımda. Tamamı ters. Onun için fazla arka kısmını göstermeyeceğim. Tamamı ters çünkü. İki düzümüz var. Şimdi ön yüzüne kadar geldim. Ön yüzünde tekrar modelimizi oluşturacağız. Şuradan tersimi alıyorum. Kenar ilmeğimi örmeden bir ters, bir düz ve iki ters olarak devam ediyorum. Burada bir, iki, üç düzüm oldu ve dördüncüyü alıyorum. Bir düzüm örüyorum. Tekrar başına doladım. Şu almış olduğum ilmeğimi son ilmeğimle kesiyorum bakın burada. Çünkü burada eğer bunu kesmezsek fazla yaprağı fazlalaşır. Onun için kesmek zorundayız burada. 1 2 3 kesme ilmeğimden 3 ilmeğim kalmış oldu. 3. kesimi de yaptık. Şu ilmeğimi de bu tarafa doğru çeviriyorum. Son düz ilmeğimi ajurla beraber kesiyorum. Kestim. Başına doladım. Bir düz başına doladım. Bir, iki, üç düzümü ördüm. İki ters. Bir, iki, üç düzümü ördüm. Bakın. Başına doladım. Aldım. Başına doladım. Şu ilmekle bu ilmeğimi kestim. Ajurla ikisini kestim. İki ilmeğimi ördüm. Tekrar. Üçünü bir kapattım. Bakın şu buradan kesersem düz gider. Düz gitmemesi için şu kenar kesim ilmeğiyle bir olması için bütünlük sağlaması için bunu bu şekilde çevirip sağ yana doğru kesiyorum. Ajurla beraber. Başına doladım. Ördüm. Başına doladım. Üç ilmeğim düz. Kenar ilmeğim ters. Buraya iki tane de ters katabilirsiniz. Bu tarafta tamamı ters. İki ilmeğim düz. Ajurlarım da ters. Ön yüzüne lastiğime geldim. Dördüncü kesimler yapacağız. Toplamda altı kesimle bitecek modelimiz. Bir, 2 3 4 5. ilmeğimi aldım. Bir ördüm. Başına bir doladım. Şu ajurla beraber ikisi bir kestim. Bakın şuradaki. Bir düz ilmeğimi ördüm, çevirdim. Üçünü bir kapattım. Bir ilmeğimi ördüm. Şu ilmekleri de çevirip ikisini bir kapatıyorum.
Başına doladım. Şu orta çubuğumu örüyorum. Başına doladım. Düz ilmeklerimi örüyorum. Bakın. Bunlar yaprak. İki tersimi ördüm. İki model anlatmamın şeyi iyice kurulumunu anlayın diye iki modelde anlatıyorum ki anlaşılsın yapılışı diye. Başına doladım. Bunu ilmeğimi çevirmeden buraya kesiyorum. Üçünü bir kapattım. Burayı da çevirerek kesiyorum. Aynı yöne kesimler olsun diye. Başına doladım. Ördüm. Başına doladım. Örüyorum düz ilmeklerimi. Arka yönlerde tamamını ters. İki düzüm var. Arada şu tersler iki düz olarak geçiyor. Onları da örüp geliyorum. Tekrar ön yüzüne geldim. Beşinci kesimler yapacağız. İki tersimi ördüm. 1, 2, 3, 4, 5. Başına doladım. Bir düz ördüm. Başına doladım. İkisini bir kestim. Şimdi bunların tekrar üçünü bir kapatıyorum. Kapattım. Bir dahakine de bunları kapatacağız. Bu kesmiş olduğum ilmeklerimizi kapatacağız. Başına doladım. Başına doladım. Düz olarak devam ediyorum. İki ters. Burada bir tane ilmeğimiz düz şurada ördüğümüz için altılı geliyor. Beş kesimdeyiz yani. Bir, iki, üç, dört, beş. Başına doladım. Ördüm. Başına doladım. Bununla bunu kestim. Ve şuradan üçünü bir kapattım. Arka yönden de tamamını ters olarak iki düzler hariç modelimizin tamamı ters. Arka yönden de örüp geliyorum. Bakın. 1, 2, 3, 4, 5. artırmamız oldu. 6 artırma olacak. Modelimin bitmesi 6 artırmayla bitiyor. Ön yüzüne geldim. Tekrar lastiklerimi örüyorum. İki tersimi de örüyorum. 2, 3, 4, 5, 6. Başına doladım. Ördüm. Şimdi 1, 2, 3, 4, 5, 6.yı arttırıyoruz. Burada 4 ilmek birden keseceğiz. Bak şu orta ilmeğimi alıyorum. 4 ilmeği birden kesiyorum. Son modelimi kesimi. Şu ilmeğimi, bu ilmeğimi hepsini bir aldım. Ve kesme işlemini yaptım. Bak burada arttırmamızı yaptık. Başına doladım. Başına doladım. Artık 4 ilmek kestiğimiz için İkişer ilmek de arttırmış olduk. Bir kesim yapıyoruz son kesimde. 1, 2, 3, 4, 5, 6 ilmeğimi ördüm. Başına doladım. Tekrar bir düz başına doladım. Bakın burada şunları kesiyoruz. 1, 2, 3. Bakın.
5 ilmek görünüyor ama bir tanesi kalıyor. 2 buradan, 2 buradan. Şu orta ilmeğimi alıyorum. 2 ilmeğimi yer değiştirdim. Hepsini 1, 2 buradan, 2 de buradan alarak hepsini bir kapatıyorum. İlk kesimi bu şekilde bitirmiş oldum modelim. Başına doladım, bir düz başına doladım. Düzlerimi örüyorum. Arka yönden tekrar modelim ters. 2 düzüm var. Sıra başına kadar geliyorum. İkinci modeli kuracağız. Şimdi ön yüzüne geldim. İkinci modelimi kolumuna geçiyorum. İki tersimi ördüm. Bakın sarıyla da çok güzel durdu. Şimdi bir düz ördüm buradan. Başına doladım. İkisini bir, şöyle bir düz daha ördüm. Başına doladım. İkisini bir kestim. Bir. Bunda 2, 3, 4, 5 ilmeğimiz olacak. Şimdi bu ilmeklerimi yer değiştiriyorum. Kestim. İkisini, üçünü bir. 1, 2, 3, 4, 5 ile 6'yı tekrar yer değiştirerek sağa doğru kesiyorum. Başına doladım. Bir düz, başına doladım. Düz. Bakın ilmeğimin sayısını hemen size vereyim. Şu kenar ilmeğini saymıyorum. 2, 4, 6, 8, 10, 12, 14, 16, 18, 19 ve 20. 2 terslerle 20 oluyor. Pardon. Başına dolamadan gidiyorum. Bir düzümü ördüm. Başına doladım. Bir düz. Başına doladım. İkisini bir kestim sol yöne doğru. 1, 2, 3, 4, 5 ilmeğim var. Şimdi 6 ilmekle çevirdim ve üçünü bir kapattım. 1, 2, 3, 4, 5. 6'ları, pardon 5 ile ikisini keseceğiz. 1, 2, 3, 4, 5 ile 6'yı kesiyorum. Başına doladım. Bir düz, başına doladım. Bir düz, kenarı da ters. Bakın, model, ikinci modelimizi kurduk. Artık bu şekilde devam edecek hanımlar. Arka yön tamamı ters. Hemen kısa kısa anlatayım. Alt sıradan yapmışsak aynısı olacak artık. Ön yüzüne geldim. Kenar lastiğimi örüyorum. Bir düzümü ördüm. Aldığım ajurumu da ördüm. Başına doladım. Burada ajurlarımızı arttırmaya devam ediyoruz. Başına doladım. Sola doğru kestim. Şimdi ikinci modelde yani ikinci kesimler oluyor bu da. Kestim üçünü bir. Hep kesim orta yerde var hanımlar. Şimdi bunu örüyorum. Şunu şunu yer değiştiriyorum. Sağa doğru kesiyorum. Bakın. Bir buradan kesiyoruz. Bir buradan kesiyoruz. Bir buradan. Başına doladım. Ördüm. Başına doladım. Düz. Arka yönden de örüp geliyorum. Ön yüzüne geldim. Modelimi örüyorum. Şimdi lastiğimi ördüm. İkinci, üçüncü arttırmalar yapıyorum. Başına doladım. Kestim. İki düz, üç düz olarak kaldı. Orta ilmeklerimizden kesiyorum. İlmeklerimi çeviriyorum.
Hepsini bir kestim. Bir başına doladım. Ördüm, başına doladım. Devam ediyorum. Bu modelimi de örüp arka özünlerle örüp geliyorum. Ön yüzüne geldim tekrar. Bir, iki, üçüncü artırmaları yapmıştım. Dördüncüleri artırıyorum. Başına doradım. Bakın kesiyorum. İki düzüm kaldı burada. Bir ördüm. Çevirdim. İkisini bir kapattım. Başına doradım. Ördüm. Başına doradım. Kenardaki düzlerimi örüyorum. Yani burada 6 tane yuvalaşana kadar 1, 2, 3, 4. yuvadayım. 6 yuvaya ulaştığımda tekrar göstereceğim onları. Şimdi 6.ları keseceğiz ve artıracağız. Son kesim ve artırma. İki tersimi ördüm. Bak 1, 2, 3, 4, 5, 6 ve 7. Yani 6. oluyor. Kenar ilmeğimi saymıyorum. 6. artırmayı yaptım. Başına doladım. Şimdi buradan 4 ilmeğimizi tekrar 6'ları artırdığımızda keseceğiz. Yani 5 tane oluyor da orta ilmekte. Kesmediğim için 4 ilmek diyorum. Kenardan alıyorum. Artık burada işim, kesme işim olarak modelimi bitirdim. Tekrar başına doladım. Bir düz başına doladım. Düz. Tekrar düzlerimi örüyorum. Hızlıca geçiyorum buraları. Şimdi arttırma yerine geldim. Arttırdım. Bir düz ördüm. Arttırdım. Ve iki ilmek kala. Orada da ilmeği alıyorum. İki ilmeğimi şişime takıyorum arkadan. Öne getirdim. Üç ilmeğim var. İki de buradan alıyorum. Beş. Beşini bir kapatıp çıkartıyorum ilmeğimi. Tekrar deniyorum. İp inatçı çıktı. Tamamdır. Katlı biraz ip onun için. Ama çok güzel durdu model. Başına doluyorum. Devam ediyorum. Başına doladım. Devam. Şimdi ön yüzüne gelelim. Tekrar üçüncüyü de kurayım. Üçüncü modeli. Ondan sonra videomuzu bitirelim. Bakın kenar kısmı da çok güzel oldu. Sarı çok güzel uydu modele. Açık sarı bu videoda koyu gösteriyorum bunlar. İki tersim ördüm. Şimdi üçüncü modelin kurulumunu gösterip ve videoma bitireceğim artık. Bakın bu şekilde modelimiz. Çok güzel durdu sarıda. Bir düz ördüm, başına doladım. Bir düz başına doladım. İkisini bir kestim. Birinci örüşüm 2, 3, 4 ve 5. 6 şu düz kısımda hep kesimlerimiz var. Sadece 6. artırmalarda 4 bir kesim yapıyoruz yani. Bir, iki, üç, dört, beş, altı çevirdim ve kestim. Başına doladım, bir düz. Başına doladım, bir düz. Hepsi bu kadar anlar. Umarım anlatabilmişimdir. Umarım bir hata yapmamışımdır.
1, 2, 3, 4, 5 ilmeğimiz var ortada. Elimden geldiğince, dilimin döndüğünce anlatmaya çalıştım. 2, 3, 4, 5. 1, 2, 3, 4, 5, 6 çevirdim. Kestim. Başına doladım. Bir ördüm. Başına doladım. Bir ördüm. Artık bundan sonrasını biraz sıraya bakarak yapacaksın sanırlar. Şu modelimiz gerçekten çok güzel duruyor model. Şöyle bakın. Harika durdu sarıyla da. Limon sarısı bu. Limondan bile biraz daha açık. Çok güzel durdu. Bunda da çok güzel durdu. Bakın bunu 3 model olarak kurdum. Arka kısmı da bu şekilde. Neredeyse bir model daha koysam bir yelek önü kadar. Çok güzel oldu. Umarım sizler de beğenir ve yaparsınız. Bir hatam kusurum olduysa affola. Şimdilik abone olmayı, beğeni ve paylaşım yapmayı unutmayın. Allah'a emanet olun. Hoşça kalın.